Değerli arkadaşlar, şu gördüğünüz bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olsanız başkası olsun alnını karıştırın, bunu bilin. Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkan Vekili. Sen bu bayrağı bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Diğer bir durum. Adliyede dün yaşanan görüntüler. Şeriat sloganlarının atılması. Bir kendini bilmez ahlak yoksunu camide Atatürk'e övgüler yağdırdığı için imama ve cami içerisinde saldırgan hareketlerde bulunan. Buyurun Sayın Başarır. Tutuklanacak, tahliye edildiği duruşmaya bu hadsiz vatan hainleri gelecek ve adliyenin içerisinde şeriat çağrıları yapacak. Ve adının önünde Cumhuriyet yazan savcıların hiçbir işlem yapmayacak. Utanç meselesi bu. Sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı da biz bunları hep gördük diyecek. Bunlar genelde darbe olduğu dönemlerde birilerinin derin insanların yaptığı işler diyecek. Sayın Cumhurbaşkanı 22 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun. İstihbarat sende, ordu sende, emniyet sende. Kim yapıyorsa çık açıkla ya da şunu söyle, ben bu ülkeyi, bu ülkenin yönetimini, istihbaratı, yargıyı ne olduğu belirsiz tarikatlara bıraktım de. Kimsenin haddi değil bu ülkede şeriat çağrısı yapmak. Bu ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Bu ülke laik bir hukuk Buyurun Sayın Başarır. Camilerde provokasyon yapacaksın, adliyelerde provokasyon yapacaksın, Diyarbakır'da Filistin adı altında Batman'da miting yapacaksın, altlarla bu ülkede lafet çağrısı yapacaksın, hiçbir hakkında soruşturma olmayacak. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili yaptığı açıklamada, ya her zaman böyle darbe dönemlerinde olur, bu ülkede darbe dönemi falan yok, darbeyi düşündüğünde Allah belasını versin, varsa da çıkın gerekli açıklamayı, gerekli müdahaleyi yapın. Ama bu sizin bahaneniz, çünkü siz bu yapılara, bu söylemlere dokunmuyorsunuz. Ama cumhuriyeti savunan bir öğretmeni de soruşturma açıp gözaltına alıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Lütfen herkes Türkiye'de son dönemlerde yaşanan olayları, oyunları görsün. Tabii ki içimiz yanıyor. Ancak hepimizin en önemli meselelerinden birisi olan bu şehitlerimizle ilgili, yaşanan operasyonlarla ve bunlarla ilgili şehitlerimizle ilgili dün genel kurulumuzda iki bakanımız gelerek bilgilendirmelerini yaptılar. Ve genel kuruldaki tartışmalar üzerine meclis başkanlığımızın bir tezkeresi olarak hep beraber milletvekillerimizin, meclis grubunda partisi bulunan veya grubu bulunan veya bulunmayan pek çok milletvekilinin evet diyerek tezkeresinin de oylamasıyla kabulünü dün hep birlikte burada yine Yüce Türk Milleti'ni temsil eden meclis olarak kabul ettik. Bunlar çok önemli hususlardır. Biz bu kabulü yaptıktan sonra ana muhalefetin genel başkanı Sayın Özgür Özel çıkıp bir tweet atarak bu öneriyi aslında ilk getiren İttifak Ortakları İyi Parti'nin teklifinin, imza açılması teklifinin kendilerine ait olmadığını varsayarak, kendi ittifak ortaklarına varsayarak, Cumhur İttifakı'nın önerisi gibi söyleyerek buna imza atmadıklarını, atmayacaklarını beyan ederek bu ortak tutumu ve duruşu bozmasından dolayı kendisini kınıyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir iradesiydi. Bu tezkere CHP milletvekillerinin de evet diyerek, oylarını ellerini kaldırarak evet diyerek ortak tutumumuzu sergilediğimiz bir duruştu. Ancak ne hikmetse
Bu oylamadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı hissedildi. Bunun siyasi bir etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadığını, bu meselenin siyasi bir iş çekişme haline getirilmemesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen maalesef yine böyle bir siyasi malzeme haline getirilmesini de üzücü buluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin CHP'nin de evet diyerek verdiği o bildiriyi paylaşmayıp kendi bildirisini paylaşmayı tercih ettikleri için de buradan tekrar bunu yüce milletimizin takdirine sunmak istiyorum. Bu ülkenin yönetimi bellidir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 1923'te ilan edilen cumhuriyetle birlikte rejimimiz bellidir. Bu tip tartışmalara asla ve asla yer verilmeyecektir. Ama ne hikmetse genel seçimler bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar bu milletin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçildikten sonra memnun olmayanlar Türkiye'de bir kaos ortamı çıkartmaya, tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi sanki bir rejim tartışması var, bir ayaklanma varmış gibi, sanki irtica bir tehditmiş gibi bir takım... Son kez uzatıyorum Sayın Usta, buyurun. Bir takım senaryolarla kamuoyunu, gündemi meşgul etmeye çalışıyorlar. Bunların hiçbirisi gerçek gündemler değildir. Bunlarla ilgili zaten gerekli araştırmalar ve soruşturmalar da yapılmaktadır. İzlediyse bütün milletimiz de bunu da yakından takip ettiğini biliyoruz. Bu ülkede kılık değiştirerek ajanlık görevi yapan ve Müslümanlar üzerinden, İslamiyet üzerinden algı operasyonlarıyla yeniden bir takım iç karışıklıklar çıkartmaya çalışanların hepsini de polis teşkilatımız, MİT ve istihbarat teşkilatlarımız yakinen takip ederek yakalamıştır. Hepsinde cezaları verilmiştir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletin iradesi, milletin gündemi hepimizin gündemindedir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim tartışması yoktur. Türkiye Cumhuriyeti 23'te nasıl ilan edilse aynı şekilde de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Başarır. Şimdi dünkü bildiriyle ilgili grup başkanımızla ilgili genel başkanımızın açıklamalarına grup başkanımız aynı zamanda bir yalanladı. İki bazı sataşmalar oldu. Cevap vermek istiyorum. Birkaç konu daha var ama en önemlisi bu. Buyurun. Kürsüden 2 dakika. Şimdi 9 evladımızı şehit verdik ama kısa bir süre önce de 12 evladımızı şehit vermiştik. Orada bazı taleplerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti dedik. Bu parlamento yasama, yürütme, yargı yani bu parlamento, bu erk Türkiye için en önemli erktir dedik. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı gelsin meclise ihmal var mı yok mu şehitlerimizle ilgili bilgilendirmede bulunsun dedik. Bunlar kabul edilmedi, bir bildiri yayınladınız. Ve orada şunu söyledik, sıfır terörle aldığı bu ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP ile biz aynı hizada imza atmak istemiyoruz dedik ve kendi bildirimizi yayınladık. 9 evladımız şehit oldu. Nasıl olduysa 2 bakan, ki doğru bulduğumu da söylüyorum, geldi bilgilendirmede bulundu. Peki o gün niye bulunmadı Sayın Grup Başkan Vekili? Bu keyfi bir durum mu? Ve meclis başkanımız tek kendi imzasıyla başkanlık tezkeresiyle getirdi. Terörü kınayalım, lanetleyelim, oylayalım dedi. Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ne oy verdi? Evet oy verdi. Yahu kağıt parçasıyla ve siz bir parti olarak toplam 2 haftada 21 evladımız şehit olmuş geçiştireceğinizi mi sanıyorsunuz? Tabii ki gelecek bakanlar buraya konuşacak, bir ciddiyeti ortaya koyacak. Olacak şey mi Sayın Grup Başkan Vekili? Bakın meclis başkanı getirdi tezkereyi tek başına imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm gruplarla çoğunlukla gereğini yaptı. Bu bir. Siz bir şey söylediniz az önce. Tüylerim çoğunlukla dedim. Son kez uzatıyorum, buyurun. Yahu irtica tehdit mi bu ülkeler dediniz? İrtica ne demek? Gericilik. Kelime anlamını söylüyorum. Dünyanın her yerinde irtica bir tehdittir hanımefendi.
Cumhuriyet tabii ki bu ülkenin yönetimi ve bu ülkenin çok büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet için, atası için canını verir. Ama siz de buna yakışan insanları, bürokratları keşke getirseniz. Tarikatlara bu ülkenin hakimlerini, savcılarını, bakanlıklarını paylaştırmasanız. Sorun burada. Sorun anayasada değil, sorun kafada, kafada. Öyle milliyetin müdürleri getiriyorsunuz. Öyle valiler getiriyorsunuz. Öyle kaymakamlar getiriyorsunuz ki yönetim şekli cumhuriyet, şeriat için yürüyenlere evet, irtica için evet. Atlarla Batman'da yürüyüp darbe çağırıyor, vali sesini çıkarmıyor. Olmaz. Buyurun, kürsüden 2 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında Ali Mahir Bey'in söylediklerine cevabı Sayın Erhan Usta vermiş oldu. Tekrar aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ama bu meclisin iradesiyle kendilerinin bir A4 kağıdı deyip imza atmadıkları çok önemli bir metindir aslında. Bu millet meclisin iradesini gösteren, burada bir milletvekili olarak evet ben de bu terör örgütünü ve terörü lanetliyorum demekten imtina etmediğinizi gösteren bir metindi. Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer meclisin kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda bir A4 parçası diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara da 2 gün sonra bez parçası dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın. Bu metnin, bu meclisin tutanaklarına geçmiş, kürsüden okunmuş metne kağıt parçası deme haddiniz yok. Hele hele burada ortaklaşa bizim hepimizin evet dediği bir metni hiçe sayarak bir genel başkanın tweet atması kadar yanlış bir davranış olamaz. Bu ülkede dinleyin. Kendi genel başkanınızın yaptığı hatayı bağırarak örtemezsiniz. Bu meclisin iradesine saygı duymuyorsanız böyle tweet atmayacaksınız. Bu meclisin iradesine saygı duymanız gerekiyor. Bu mecliste ortak alınan bir karar varsa eğer bunu kendiniz siyasi bir çekişme haline getirmemelisiniz. Mecliste alınan kararla ilgili hiçbir kağıt parçası da diyemezsiniz. Buna hiç kimsenin haddi yetmez. Bizim Sayın Millet, Sayın Başarır. Buyurun, kürsüden 2 dakika. Yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim lütfen. Değerli arkadaşlar, şu gördüğünüz bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olsanız, başkası olsun alnını karıştırın, bunu bilin. Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkan Vekili. Sen bu bayrağa bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bakın artık işin rayı. İşin şirası kaçtı. Ne demek hanımefendi? Senin yayınladığın bildirideki kağıt parçasıyla sen bu bayrağı mı kıyaslıyorsun? Çarptırma. Sen bu bayrağı kıyaslayabileceğin hiçbir metin yok. Hiçbir metin yok. Çıkıp özür dileyeceksin buradan. Bayraktan da, partimizden de, meclisten de, tarihinden de özür dileyeceksin. Sen bayrağı bez parçası diyeceksin benzetme yoluyla. Sen bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şeyde kendi diyen bir genel başkanın grup başkan vekilisin. Sen alnımızı kaldıran bir partinin grup başkan vekilisin. Sen hendekleri, çözüm sürecini... Sayın milletvekili, lütfen genel kurula davet edin. Sen kadın mahkemelerini kuran bir partinin milletvekilisin. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekiliyim. Sen haddini bileceksin. Lütfen
Tamamlayın lütfen. Bez parçasıymış. Bez parçasıymış. İşte gruplar burada. Sayın milletvekili, bir kez daha söylüyorum. Çıkın burada, özür dileyin. Özür dileyin. Bakın bir kez sayın daha söylüyorum. Lütfen genel kurulu davet edin. Yanlış bir şey söyledim. Yanlış bir benzetme dedim. Bakın sizin konuşmalarınızın her tarafı faal. Sayın Başarı lütfen. Sayın çocuklar diyorlar. Kayıp çocuklar için diyorsun ki analarıyla görmüşlerdi. Ya sen hakikaten aklımı almıyor yaptığın benzetmeleri. Kayıp çocuklar nerede diyor? Anneleriyle gömülmüştür diyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Lütfen gelin burada açıklama yapın, özür dileyin. Açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözlerimin çarpıtıldığı ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Buyurun yerinizden. Kürsüden konuşmak istiyorum. Oturum değiştiği için yerinizden verebilirim. Buyurun. Sayın Başkanım, çok açık ve net ne söylediğimi tekrar ediyorum. Sözleri çarpıtıp buradan siyasete bir polemik çıkartmak bir grup başkan vekiline hiç yakışmıyor. Dedim ki, meclisin iradesiyle siyasi partilerin altında imza attığı bir metne kağıt parçası diyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini yansıtan bir kağıda kağıt parçası diyorsanız, döndüm arkamdaki bayrakları göstererek dedim ki iki gün sonra siz çıkar bunlara da bez parçası dersiniz dedim. Ben ne de bir dinleyin ya. Bir dinleyin. Sayın milletvekilleri benim, lütfen grup benim, başkan vekili görüşüyor. Lütfen evet, arkadaşlar. Benim sözlerimi çarpıtmasaydınız, çıkıp doğruyu söyleseydiniz ben bunu tekrar söylemezdim. Ne söylediğimi özellikle söyledim. Hem tut, evet aynen bunu söyledim. Evet. Evet, o zaman bunları çarpıtmayın. Asıl hiçbir özür. Tamamlayın lütfen. Sayın Usta, tamamlayın. Meclis iradesiyle yansıtılan bir kağıt, bir metne kağıt parçası diyorsanız özür dilemesi gereken sizsiniz. Bizim siyasi parti grupları olarak yazdığımız bir metne de kağıt parçası diyemezsiniz. Bir terörle mücadele konusunda bir metin paylaşıyoruz, bir metin kararlaştırıyoruz. Buna kağıt parçası denilmesi üzerinden söylediğim şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ben bayrağa saygısızlık yapmadım. Sayın milletvekilleri, lütfen grup başkan vekilinin sözünü kesmeyelim. Bayrağa saygısızlık yapan kim söyleyeyim size? Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı. Ya görüşmelerde bayrağı arkanızdan kaldıran... Kaldıran sizsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Nuşirevan elçiyi... Allah Allah. Sayın bir röportaj verirken... Resmi kurumlardan tecrübe... Arkadaşlar bir saniye. Bir röportaj... Bir dinler misiniz? Allah. Ben sizin grup başkan vekilinizi dinliyorum. Hayret. Sayın Başkan. Lütfen son kez uzatıyorum, tamamlayın. CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda arkasındaki Türk bayraklarını kaldıran kim? Mitinglerde, meydanlarda, CHP'nin mitinglerinde Türk bayrağı olmadan miting yapan kim? Bu ülkede. Allah aşkına Sayın Başkan, benim söylediğim sözler üzerinden kendilerine siyasi pay veya rant çıkartmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Bu ülkenin bayrağı kutsaldır. Bu meclisin metinlerine de kimse kağıt parçası diyemez. Elbette ki bayrağı da bez parçası diyemezsiniz, dedirtmeyiz zaten. Ben demedim, siz diyorsunuz dedim. Bakın tekrar söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Bayrakları kaldıran sizin genel merkeziniz. Ve bu metnede bez parçası diyen, kağıt parçası diyen sizsiniz. Konuyu saptırmalarına müsaade etmeyin Sayın Başkanım. Tartışmayı da bitirmek istiyorum. Herkes kendi... Lütfen son sözlerinizi alalım. Benim savunduğum şey bu meclisin iradesidir. Bu meclise siyasi parti olarak siz imza atmasanız da eğer diğer 3 veya 4 siyasi parti imza attığı için o metne kağıt parçası diyemezsiniz. Tıpkı bayrağı bez parçası diyemeyeceğiniz gibi bu meclisin metinlerine de kağıt parçası diyemezsiniz. Diyebileceğini düşünecek olan grup sizsiniz. Buyurun Sayın Başarır. Sadece açık olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Başkan vekili sözlerimle ilgili yalan söyledi dedi. İki, bayraklarla ilgili de partimiz açıkça iftira etti ve bu oturumda etti. Açıklama hakkı var Sayın Başkan. Yani geçen oturumun cevabını vermiyorum, buradaki sataşmasının cevabını veriyorum. Sataşma var Sayın Başkan. Açıklama hakkı. Sayın Başkan, yerinizden vereyim, uzatacağım. Sayın Başkanım şöyle söyleyeyim, burada olmam, ben... Kürsü. Oturumdan önceki sataşmalarla ilgili yerinizden vermenizi anlıyorum. Ama oturumu açtıktan sonra sataşmada bulunduğu için ben kürsüden istiyorum. Eğer benle bir sataşmada bulunursam değerli grup başkan vekili oradan söz alıyorum. Sayın Başar, konuyu çok uzatmayalım. Yerinizden lütfen vereyim. Devamında uzatacağım zaten. Buyurun. Lütfen yeni bir sataşmaya hiçbir grup başkan vekili mahal vermesin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar A Partisi, B Partisi, Sağ Parti, Sol Parti bayrak ve bez parçası terimlerini asla yan yana kullanmamıştır. Kınıyorum kendisini. İki, kendi grubuna baksın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Riyad'da İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın asılmasını pazarlık konusu yapan tek partidir. Gelelim değerli genel başkanlarına. Bu partinin genel başkanı şehide kelle diyen, çözüm mahkemelerini haburu bu ülkede pazarlık konusu yapan bir genel başkan. Aldığımızı kaldıran bir partiden bahsediyoruz. Ama şunu kabul... Tamamlayın lütfen Başar. Bu grup başkan vekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat. Teşekkür ediyorum. Sayın Usta, Sayın Milletvekilleri, söz talebinizin gerekçesi neydi Sayın Usta? Buyurun. Sayın Başkan, bakın. Sayın Başkanım, söylediğim söz çok açık ve net. Burada bayrağa saygısızlık yapan, meclisin özür dileyecek hiçbir lafım yok. Benim bilinçaltımı okumak Ali Mahir Başar'ın işi değil. Ben bilinçaltı hiçbir şey söylemiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Meclisin iradesiyle PKK terör örgütünü lanetleyen, terörle mücadeleyle ilgili bir metne kimse kağıt parçası diyemez. Bu meclisin iradesidir. Buna kağıt parçası deme haddiniz değildir diyerek kendilerinin gidebileceği son noktayı söyledim. Bunun üzerinden lütfen kişisel saygısızlık yapmaya gerek yok. Bilinçaltı şu bu demeye gerek yok. Bilinçaltına girersek sizin bilinçaltınızda neler var? Sayın milletvekilleri, sisteme giren ve ben sizin bilinçaltınıza girersem aklınızda hangi terör örgütleri var bunları sayamam dedi. Cevap vermek durumundayım. Mecburen istemesen de cevap vermek durumundayım. İstemesen de. Sayın Başarı. Son kez veriyorum. Lütfen. Sakın MHP grubunu, AKP grup başkan vekilini, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'ndan, Anayasadan ve Türk bayrağından özür dilemeye davet ediyorum. Hala konuşmasın. Özür dilesin. Sayın milletvekilleri. Hani bayrağı bez parçası diyecek.